tesis kuruldu. Yakında bununla alakalı video paylaşacağım. Tamamen açılsın, basına da bir açılsın. Ondan sonra bir YouTube videosu paylaşmayı düşünüyorum. Onun dışında mesela geçen hafta ekildiler. Bunlar köklü olanlar, köklü beyazlarımız. Yani sen bunu üretiyorsun kardeşim, bu verdiğim fidanı ben sana satıyorum. Ben senden meyvesini kesinlikle alacağım. Yani o şekilde bir sistem uygulayacağım. Çok özel bir tür çünkü. Bu farklı bir cins. Asunta. Köfte salmasın bunu öyle. O mu? O salmaz artık. Bunu görmesi lazım. Merhaba Mustafa. Evet, amatörce ekimimize devam ediyoruz. Nemo, bunu yukarıya mı bağlayalım buraya? Evet, seramız biraz ejder serasını andırmaya başladı arkadaşlar. Tabii hem işin acemisiyiz hem de bazı eksiklikler vardı. Fidanlarımız da geç geldi bir kısmı. Şu tarafımız kırmızı, şu taraf beyaz. Şurada yabanilerimiz var aşılamak için. 6-7 tane farklı türümüz var yine. Toplamda belki 8 tane türümüz var. Bunlar bildiğiniz artık seneye meyve verecek boyda fidanlar yani şöyle. 1,5 metrenin üzerinde fidanlar. Ama işi kavradık. Köklü olanlar en azından çoğunluğunu diktik. Artık çelikler kaldı. Onlar daha kolay olacak. Bakalım. Hayırlısı olsun. Evet, fıskiyelerimiz çalışıyor şu an. Çok güzel. İyi yani, bu şekilde fıskiyelerine vermek gerekiyor. Sistem çok iyi kuruldu. Bakalım. Ekimimize devam ediyoruz. Bir yandan da bugün inşallah bitecek. Evet, biz arkadan konuşuyorduk ya. Bir adam rafının üstüne mi gelir? Evet arkadaşlar, fidanları taşımaya devam ediyoruz buradan. Omuzumuzda çünkü en uygun. Burası var. Oldukça büyük köklü ve çelik fidanlarımız. Selam. Bunlar bu şekilde sığmayacak ya. Üst üste de koyulmaz. Ne yapacağız? Sen buraya getir olsun, ben bir tur indiririm. Takılıyor mu? Ne yapıyorsun? Sır sırmak. O değil ya, sırtındaki. Ha, üstüne. Ekim işlemimiz hala devam ediyor arkadaşlar. Bitiremiyoruz. Çünkü fidanlarımız bayağı büyük. Yakından göstereyim. Yani 1 yaşında fidanlar. Bunlardan seneye zaten büyük çoğunluğundan meyve bekliyoruz. İyi bakarsak. Şu kısımları bitirdik. Şöyle kısımlardan da görebilirsiniz. Şu aralarda biraz küçükler var. Aşağılar yine büyük. Yani artık şuraya gelip şuradan sallanma evresine bile geldiler diyebiliriz. Kışa kadar muhtemelen o görüntüye kavuşmuş oluruz küçük çaplı da olsa. Şöyle de alabilirsin. Bir, bu tarafa al. Arkadaşlar şu an artık köklü fidanlarımız bitti. Çelik ekimine devam ediyoruz. Sadece kısaca şeyi göstermek istedim. Solucan gübresi uygulaması yaptım ben buraya da. Yine aloe vera seralarımdaki gibi. Küçük bir çubukla falan biraz delik açıyoruz. Solucan gübresini atıyorum içine. Ben görünüyor muyum? Çelik olduğu için, çok kökü olmadığı için zaten çok büyük delik açmaya gerek yok. Direkt şöyle sokuyorum solucan gübresiyle beraber. Bu şekilde çelik olanlara da öyle bir uygulama yaptık ama köklü olanların bayağı büyük kökü vardı. Bayağı derin yalaklar açtık. İçeriye 2 avuç solucan gübresi koyduk. Üstünü falan kapattık falan, bağladık. Detaylı gezerim birazdan.
Yağmurlamayı bir 10 dakika çalıştırdım. Bir de altında çalıştım arkadaşlar. Çok keyifli oluyor. Bir yerden sonra ama bayağı ıslandıktan sonra vazgeçtim. İpleri bağlıyorum bir yandan şöyle. Böyle ipleri. Düzgün iple bağlama yaparsanız kamışa falan gerek yok. Tabi bazıları kamış üzerinde gelmişti. Ve yağmurlama sistemi olmadığı takdirde verimi düşük olur. Kesinlikle bir ejder serasında yağmurlama gerekiyor. Nemlendirme. Bu bitki nemi çok seviyor. Şimdiden bile filizlerini çıkarmaya başladılar bir haftada. Çiçeklerini falan göstereyim. Birkaç tanesinin çiçeği var. Mesela şu Vietnam beyazı. Geçenlerde küçük bir tomurcuğu vardı. Tabi bunlar anaç fidanların uç dallarından kesildiği için çiçeklenme ihtimali yüksek oluyor. Şu an küçük çelik de olsa veya köklü de olsa bir kısmı. Ama çiçek tabi bu boyda çiçek tutması biraz zor. Bir tane burada var. Şurada iki tane kırmızı görmüştüm. Onlara bakayım. Bunlar da kırmızılar. Aşağıda Türkiye'm cinsi var. Bir kırmızı da orada var. Kalan yerleri ekmeye devam ediyorum. İple bağlamaya devam ediyorum. Umarım güzel olacak bitkiler. Şimdiden sistemi düzgün doğru kurarsanız, güzel bir bakım yaparsanız zaten bitki arsız bir şekilde büyüyor. İçeri sanki böyle yağmurdan sonra şöyle bak göstereyim. Yağmur yağmış da dinmiş gibi. Hatta tekrardan açayım sistemeyi. Bir de o şekilde göstereyim size. Onun dışında mesela geçen hafta ekildiler. Bunlar köklü olanlar, köklü beyazlarımız. Hemen sürgünler patlamaya başlamış. İyi yani işte daha şimdiden bu şekilde. Yani şu an artık Ağustos'un sonundayız. Eylül, Ekim 2 ay daha süremiz var bu bitkileri bayağı belli boya getirmek için. Ondan sonra kış uykusuna geçiyorlar diye biliyorum. Kendimiz yaşayarak göreceğiz. Detaylı zaten o zaman da yine video paylaşırız. Arkadaşlar selamlar. Ejder meyvesi ile alakalı videomuzun belki başına belki sonuna koyarım ama vaktim olmadı. İnanın düğün telaşımız falan da var zaten. Masraflardan bahsedeyim kısaca burada. Aloe vera serasındayız şu an. Toplu fidan siparişimiz vardı. Tabii ki de fidanlarımıza devrildi biraz. Fidanları aldıkça dibindeki yavruları. Ama bunları yepyeni çok güzel bir seraya komple taşıyacağız zaten. Bir hafta 10 gün içinde. İnşallah bir problem olmadan taşıyacağız bütün bitkilerimizi çok güzel bir yere. Şimdi ejder konusunda arkadaşlar benim sera, bizim sera, evin önündeki seramız 800 metrekare. Kendi seramız aslında babam serası ama biz babamdan kiralama yöntemiyle ortağımla bu işe girdik. Daha önceki videolarda biliyorsunuz işte babam da biraz rahatsızlanmıştı falan. Hani dedik ki bırak artık uzun vadeli güzel getirisi olan ve çok işçiliği olmayan bir şeyle biz buradan devam edelim. Gibisinden. Masraf olarak 800 metrekareye içerideki demir sistemleri çok pahalı arkadaşlar. Biliyorsunuz artık naylon demir fiyatları çok arttı. 14 bin lira sadece demir parasına verdik. Tabii bunun direktiplerini direkt böyle çimentoyla çimento döktüler. Bayağı sağlam bir sistem yaptılar. Ya görüp görebileceğiniz piyasadaki ejder seralarının en sağlamlarından birisi diyebilirim. Bir sürü yer gezdik gördük. İnternetten de görüyoruz sistemleri. Çok sağlam oldu gerçekten. Çünkü bu bitkinin 5. 6. yılları var. Hani bir hesap kitap yapmak lazım. Şu anki ufak boyuna bakmamak lazım. Ağırlık giderek artacak. Problem çıkabilir. Taşıyamayabilir. 14 bin lira sadece demir sistemine verdik. Biliyorsunuz ülkede de yani her şey dolar endeksli yaşıyoruz. Yani işte dolar yükseliyor, demir, naylon her şey yükseliyor. Dolar düşüyor, fiyat aynı kalıyor. Dolar bir daha yükseliyor, bir daha yükseliyor. Demir, naylon fiyatları falan. Böyle böyle saçma sapan bir fırsatçı bir sistem, sistemin kölesiyiz diyelim yani. Herkes fırsatçı olmuş, yapacak bir şey yok. İşte durum böyle. 14 bin lira demir masrafımız oldu. Yaklaşık 4 bin lira kadar fidan masrafımız oldu. Fidanları çok güzel yerlerden buldum. Yaklaşık şimdi fidan piyasasını söyleyeyim. 3 liradan 20-30 liraya kadar fidan var arkadaşlar. Kim kime artık affederseniz hani şey yapabilirse, okutabilirse diyelim.
Bunun köklüsü var, köksüzü var, boyu kısa olanı var, uzun olanı var, cinsi var, çok tercih edilen edilmeyeni var. Bunlara daha sonra detaylı gireceğim. Kendim de şu an için farklı bir sistem uygulayacağım için çok cinslerinin ne olduğunu bir önemi yok. Ama şu an için Siam Red, işte ondan sonra Vietnam kırmızısı var, Vietnam pembesi var, işte Siam Red var, pardon. Vietnam pembesi yok, Vietnam kırmızısı var biraz, Siam kırmızısı var. Ondan sonra Filipin Purple var, Fiziksel Gravity var, Magenta var. Golden Yellow var, yani sarı olan en iyi sarı cinsten var. Onun dışında başka ne var biraz? Yabani var, aşılamak için kullanacağım. Başka hangi cinsler var? Beyaz olarak da Vietnam beyazı var. En çok kilo basan ve getiri getiren bir ürünlerden birisi aslında. Ama lezzet olarak diğerlerinden birazcık daha az kalitede diyebilirim. Deneyerek biz de göreceğiz. Yani şöyle 14 bin lira gibi bir demir masrafı oldu. Bunu daha ince demirlerle daha ucuza bir şekilde yine 8-10 bin liraya da mal edebilirsiniz aslında. Ama biz bayağı araştırdık falan, çok da bir seçenek bulamadık. Kendinize çıkma demiri varsa, bir şekilde kaynaktan anlayan insanlar varsa çevrenizde yapabilirsiniz. 1000-2000 lira gibi de nakliyedir, işçiliktir, ekimdir, işte 500-600 liralık solucan gübresi gibi gibi maliyetlerimiz oldu. 10 bin lira sera kiralama masrafımız oldu. 10 bin lirada yaklaşık aylık 1000 lira civarı işte bakım, seranın işte gübresi diyelim, bakımı, güvenliği gibi gibi durumlardan dolayı o şekilde bir bütçe ayırdık. Şu an için durum böyle. 800 metrekare ejder meyvesi serası için baktığınız zaman gerçekten küçük bir sera için belki 35-40 bin liraları bulabilen bir şey. Ama birinci yılında meyve alan arkadaşlarımız var. Hemen verdiği ilk yılında masrafı neredeyse çıkartabilen arkadaşlarımız var. Tabii aloe vera çok daha farklı şu an bu konumda. Bizim için işçilik olarak, kurulum olarak, maliyet olarak çok daha uygun. Seralarımızı çoğaltıyoruz. Yakında aloe veralarla alakalı, yeni seralarımızla alakalı taşıma olsun, yeni kiraladığımız sera olsun. Bunların videolarını paylaşacağım zaten. Ejderle alakalı durum bu şekilde. Yani Instagram'da da yeni bir sayfa açtım. Oradaki ejder meyvesi sayfamı takip edebilirsiniz. Muhtemelen Mart-Nisan gibi de fidan satışlarımız başlayacak. Bir tane özel bir tür yetiştireceğim. O özel türün meyvesini, yani fidanını alan herkesin meyvesini alım garantili bir şekilde satacağım fidanını. Bilginiz olsun. Yani sen bunu üretiyorsun kardeşim, bu verdiğim fidanı ben sana satıyorum. Ben senden meyvesini kesinlikle alacağım. Yani o şekilde bir sistem uygulayacağım. Çok özel bir tür çünkü. Çok fazla da fidan seçeneği olmayacak elimizde, hani fidan adeti olarak, ama birkaç tane arkadaşla o şekilde başlamak istiyorum. Ejder konusunda pazar sıkıntımız yok yani artık. Pasiflora'da birazcık ağzımız yandı. Yazın ki açık alanla dışarıda serayın bir anda böyle her şey yangınlar falan filan olgunlaşıverdi meyveler. Piyasa kızıştı, piyasa bir durdu falan filan. Şimdi kış sezonunu bekliyoruz. Kış sezonunda da çok yüksek fiyatlara gidiyor. Kesinlikle devam edin diyorlar. İşte birkaç seneye işte ihracat hacmi çok büyüyecek. Herkes ekiyor, güzel oluyor falan diyorlar ama pasiflora, çarkıfelek meyvesi, passion fruit, onun da farklı türlerine yönelmeye başladık şu an için. Onları da daha detaylı anlatacağım ilerleyen süreçte. Böyle nar büyüklüğünde olan kırmızı türleri var. Çok daha güzel. Sıcağa soğuğa çok daha dayanıklı. Denenmiş, test edilmiş şu an için Antalya bölgesinde. Bu yazki sıcaklar inanılmazdı yani. Avokadosu olan da, mangosu olan da, pasiflorası olan da, ejderi olan da çok büyük sıkıntı çekti. Bir sürü kişi fidanını yaktı, kaybetti veya olumsuz etkilendi. Yani böyle problemler oldu. Artık iklim değişiyor arkadaşlar. Buna çözüm olarak daha dayanıklı bitkilerle devam etmemiz gerekiyor. Bu konuda lütfen bir şey ekerken de falan artık yeni iklim koşullarına uyup uymayacağını da birazcık tahmin etmek, hesaplamak ve denemek gerekiyor. Bu konuda da zayiat olmasın diye bizim canımız çok yandı bu sene bazı konulardan dolayı, ama yapacak bir şey yok, devam ediyoruz. Üretim yapmak zorundayız. Türkiye'de üretilsin. Mesela aloe vera konusunda şimdi bir araştırma sonucu geldi. 250 ton ithal ediliyormuş arkadaşlar aloe vera. 250 ton ithal ediliyor. Yani diyelim 250 ton çok büyük bir meblağ. Biz şu an bu ithal eden kişilere ulaşmaya çalışıyoruz. Birkaç tanesine ulaştık diyelim. Görüştüğümüz birkaç tane de büyük kozmetik firması vardı, zaten mal vermiştik. Birkaç tanesine de Ar-Ge çalışması için ürün verdik yine. Tesis kuruldu. Yakında bununla alakalı video paylaşacağım. Tamamen açılsın, basına da bir açılsın. Ondan sonra bir YouTube videosu paylaşmayı düşünüyorum. Şimdiden teşekkür ederim ilginiz için. Desteğiniz için de sağ olun. Gerçekten çok güzel yorumlar, çok güzel hani takipçilerden geri bildirimler alıyorum. Elimden geldiğince ben de kendi bütçemle doğrultusunda başkasının serasını kiralayarak
bir şeyler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani burada çok olumsuz düşünen veya işte şöyle böyle yok şov yapıyorsunuz falan diyen insanlar da var. Benim burada nasıl çalıştığımı bilen, yakından bilen, tanıyan arkadaşlar biliyorlar zaten. Ben çok fazla artık bu tarz yorumlara da şey yapmak istemiyorum böyle. Yani şöyle çalışıyoruz, böyle çalışıyoruz, şöyle dürüst yapıyoruz bilmem ne falan filan. Yani gören görsün, görmeyen de umurumda değil açıkçası. Elimizden geldiğince burada Türkiye'de farklı bir üretim, farklı bir gelir kapısı açmaya çalışıyoruz insanlara. Kendimiz de bir şeyler kazanmaya çalışıyoruz. Bütün çabamız bu yönde yani. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.